Elite videosunda sizin için mum yakmıştım. Bu videoda da yağmur yağdırdım. Dolayısıyla arkada yağmur sesi duyuyorsanız... E, yani pata pata, daha doğrusu yağmur sesi duyulmuyor. Çatı katında olduğumuz için pata pata sesi duyuluyor. Ondan olduğunu söyleyeyim. Şimdi de sizinle Underworld Blood Wars filmini konuşacağız. Yani Türkçe ismiyle bilmiyorum ne olabilir? Yeraltı kan savaşları. Fosiptik çukuru kan savaşları. Bir saniye bakıyorum. Karanlıklar ülkesi kan savaşlarıymış. Hayatta tahmin eder. Ama şu Underworld yeraltı dünyası kan savaşları. Olabilir. kadar uzun bir giriş yapmayı ben de düşünmüyordum her neyse. E, film hakkında tek bir e, aslında isim söylersek e, filmi özetlemiş olabiliriz. Kate Beckinsale. Film hakkında başka güzel bir şey söylenebilir mi? Pek emin değilim. E, hani film hakkında güzel bir şey söylediğinizde de hani Kate Beckinsale dememizin sebebi Kate Beckinsale'ın oyunculuğu. Bilmem ne de değil kendisi ya. Yani. Neyse biraz daha devam edelim tabii ki. E, Türkiye Underworld serisi için yanlış bilmiyorsam iyi gişe yapan ülkelerden bir tanesi. E, nedense bu tarz filmleri çok seviyor halkımız. E, Amerika tabii ki bütün dünyada bu, bu tarz kitleler var ama mesela... E, bu film aslında yurt dışında Ocak'ta yani Amerika'da mesela Ocak'ta çıkacak... Ama Türkiye'de şimdi çıkıyor. Şaşırtıcı bir şey aslında. Selin'in kendisine ihanet eden vampirler ve Lycan Lycan kanı arasındaki e, savaşı Lycan savaşı bitirmeye çabasını izliyoruz bu, bu Blood War Blood War filminde. E, kusura bakmayın bu arada hani e, bu hafta serumlarla MR'la, ultrasonla geçtiği için biraz hala serumdan yani bugün yediğim ilaçtan kafam çok iyi değil. biraz sek sek sek. Düşük bütçeli bir yapım olduğundan Serinin daha önceki filmlerinde gördüğümüz kötü görsel efektler haliyle burada da devam ediyor. Bu filmde devam eden bir diğer şey ise yani ne kadar bir ne kadar güzel olabilecek bir konu, hani ne kadar güzel işlenebilecek bir konu ama bu sefer de olmuyor. Film gör film gelişimin sürecinde hani bundan sonra benim fayf olarak hatırlayacağım ve bu incelemede de size fayf olarak e, bahsedeceğim. Hatta sadece bu incelemede bahsedeceğim için ismini öğrendim. Theo James aslında bu filmin ana karakteri olacaktı. Çünkü Kate Beckinsale geri dönmeyecekti. E, fakat daha sonra hani senaryo yazım aşaması neredeyse bitmek üzereyken Kate Beckinsale hadi ben bir tane daha çekelim dedi. Ve Birden iki tane başrol oyuncusu karşıladı bizi filmde. Yani ikisinin de hikayesi anlatılmaya çalışıyor. İkisinin de aslında farklı hikayeleri var. Ee, ama ikisini de doğru düzgün anlatamıyorlar. Ee, çünkü hani kısıtlı bir zamana sığdırmak gerekiyor bu filmi. Hatta yönetmeni de yanlış hatırlamıyorsam şey demişti. Hani normalde 3 saatlik bir film. E, bunu iki saatte sıkıştırdık demişti. Yani... Herhalde Kate Beckinsale'in saç renginin değişmesi dışında bir karakter gelişimi yok. Sanırım kıyafeti de değişiyor ama siyah olduğu için her şey. Dolayısıyla pek anlamıyorsunuz onu. Semira karakterini canlandıran e, Lara Pulver ve Fife'ın babası e, Thomas'ı canlandıran Charles Dance Game of Thrones'dan hatırlayacağınız. Bu film için fazla iyilerdi. E, onu mutlaka belirtmem lazım. Filmin yönetmeni Anna Forster'dı sanırım. E, çok kötü bir iş çıkarmış. Yani bilmiyorum yani daha önce yanlış bilmiyorsam zaten televizyonlarda e, çalışmış bir insandı. Bu ilk uzun metrajlı filmi olması lazım. Herhalde bu seviyedeki yani bu kadar para harcanan ilk filmi de düşük bütçeli olmasına rağmen hani dünya standartları, Amerika dışındaki standartlar düşünülürse yüksek bütçeli bir film. E, bence bir daha yapmasın. Hoş sanırım iki filmi daha geliyormuş ama ya bu filmi izledikten sonra herhalde o film için e, bu kadınla çalışmak isteyenler bayağı bir üzülmüşlerdir. Az önce Kate Beckinsale ve eee oyunculuklarından bahsetmedim çünkü hani bahsedecek pek bir şey var mı bilmiyorum. E, bir karakter gelişim bir şey olmadığı için hani bir kadın kadın savaşını hani Scarlett Johansson'da görüyoruz. E, i̇şte Kate Beckinsale'da görüyoruz. E, çok yakışıyor bazı hareketler. Özellikle şu Mesela hani boynundan bacakla bacaklarıyla tutup çevirip yere atma olayı var ya. Her kadının e, oynadığı aksiyon filminde yapılan bunda da var ve bunda da wow dedirtiyor size. Ama işte onun dışında oyunculuk namına bir şey görmeniz imkansız bu filmde. Filmin hani bu Underworld serisinin sonu olacağını sanmayın ki öyle konuşuluyordu ama Kate Beckinsale'in sonu olacak e, gibi duruyor. Yani Kate Beckinsay'ın son filmiydi bu. İnşallah. Yani Kate Beckinsay'ın bu kadar kendini harcamasını e, görmek istemiyorum daha fazla. Onu söyleyeyim. Hani çok iyi bir çerezlik seriydi aslında bu. Çok iyi demeyeyim. İyi bir seri çerezlik seriydi. Yani böyle atıştırırken bir şeyler açıp izleyeceğiniz daha sonra tekrar dönüp hani bir dahaki yemeğinizde açıp devam edebileceğiniz bir filmdi ya da böyle çalışırken mesela ben öyleyimdir. Çalışırken bir tarafta bir film açarım. Ee, benim başka bir şey yani bir filmle ilgilenmem benim çalışma kalitemi arttırır. Çok saçma bir şey olduğunu biliyorum. Ama aklımı hani eğer bir şey izlemiyorsam bir yandan daha fazla şey düşünüyorum ve neyse neden bunu anlatıyorum ki. Her neyse e, maalesef bu filme puanım düşük. Suicide Squad'dan daha düşük hatta sanırım. E, 4 veriyorum. Hatta 4.5 olsun. Çünkü e, gerçekten e, Charles abimiz ve kadının ismini tekrar unuttum ama... E, ...Semir'i canlandıran oyuncu çok iyiydi. Ve Kate Beckinsale'ın dövüştüğünü gördük biraz da olsa. E, bunun için 4.5'a çıkartılır. E, 4.5 diyorum. Siz de hani filmi izlerseniz e, veya neden izlemeyeceksiniz... E, ...bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Çünkü hani e, bu seriyi çok sevenlerin olduğunu biliyorum. E, sitemizdeki ilgiyi görerek yani haberlerini e, yüzlerce binlerce kişi okuyor. Dolayısıyla hani neden bu film sizin için güzel? Bunu da söylerseniz ama Kate Beckinsale dışında bir neden söyleyerek çok sevinirim. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olmayı beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. E, yorumlarınızı aşağıdan kafeinsiz.com, Twitter, Facebook hesaplarından bizimle mutlaka paylaşın. Kanalımıza ilk gelişinizse abone olursanız bir sürü film incelemesi, e, liste videoları ve yakın daha çok daha fazlası sizlerle olacak. Ayrıca bu videolardan daha fazla üretmemizde bize destek olmak istiyorsanız mağazamızdan, maglarımızdan, tişörtlerimizden, 3 aylık aboneliklerimizden alabilirsiniz. Ben Berkün bir sonraki videoda görüşmek üzere.